Herkese merhaba arkadaşlar, iyi dersler diliyorum. Geçtiğimiz derste isimler konusunu tekrar etmiştik hatırlarsanız. Bu dersimizin konusunun sıfatlar olduğunu söylemiştim. Zaman kaybetmeden dersimize başlayalım. Şimdi sıfatlarla ilgili ben hatırlayacağınız tablomu önceden çizdim zaman kaybetmemek adına. Biz sıfatları ikiye ayırmıştık. Niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları şeklinde. Bunlarla ilgili nasıl ayırt edebileceğimiz konusunda ders notlarınız elinizde hazır bulunuyor arkadaşlar. Ve ben yine söylüyorum, örnekleri defterinize yazabilirsiniz. Aynı zamanda konu tekrarı yaparken de lütfen ders notlarınıza bakarak hareket ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi niteleme sıfatları ile ilgili konuşacağım. Varlıkların durumunu, biçimini, özelliklerini, renklerini, kısaca nasıl olduklarını bildiren sözcüklerdir demiştim niteleme sıfatı için. Şimdi renkli bir kalem alacağım. Birkaç tane. Evet, şimdi benim burada arkadaşlar dikkat etmenizi istediğim şey bir sıfat türünü bulurken hangi soruyu sormamız gerektiği. Niteleme sıfatını bulmak için isimlere nasıl sorusunu sormam lazım. Ve biliyorsunuz ki sıfatlar her zaman isimden önce gelir arkadaşlar. Birkaç tane örnek yazacağım. Mesela çalışkan öğrenci dedim. Ben isimden önce gelirsem ve isme sorulan nasıl sorusuna cevap verirsem arkadaşlar niteleme sıfatıymışım. Hemen soru soruyorum. Nasıl öğrenci? Bakın isme soru sordum. Nasıl öğrenci? Çalışkan öğrenci. Niteleme sıfatı olduğu konusunda hemfikiriz. Yine yazıyorum. Kara bulutlar dedim. İsimlere sorulan nasıl sorusunun cevabını arıyorum. Bulut bir isimdi. Nasıl bulut? Kara bulut dedim. Tekrardan niteleme sıfatı olduğu ile ilgili sağlamamı yaptım. Tekrar bir örnek yazacağım. Mesela diyorum ki kurumuş yaprak. Birkaç tane örnek alt alta yazayım. Mesela üzerimdeki pembe hırka. Bir örnek daha yazacağım. Diyorum ki güzel yazı. Bir örnek daha yazalım. Büyük sınıf dedim. Bir örnek daha yazacağım. Mesela diyelim ki kırmızı oje dedim. Aynı şekilde. Ve mor kalem. Ben dedim ki varlıkları renk, durum, biçim, miktarını bildirir. Şimdi hemen yazıyorum. Yaprak bir isimdi. Nasıl yaprak diye sordum tekrardan. Kurumuş yaprak dediniz. Bu bir niteleme sıfatıdır. Tekrar bakıyorum. Pembe hırka. Hırka bir isim. Nasıl isim? Pembe, nasıl hırka? Pembe hırka dedik tekrardan. Niteleme sıfatı. Yazı bir isimdir. Nasıl yazı? Güzel yazı dedim. Yine isimlere sorulan nasıl sorusuna cevap verdiği için bir niteleme sıfatıdır. Şimdi sınıf isim dedim. Nasıl sınıf? Büyük sınıf. Oje bir isimdir. Nasıl oje? Kırmızı oje. Yine kalem bir isimdir. Nasıl kalem? Mor kalem diye cevap alabildiğim için niteleme sıfatları ile ilgili bilmem gereken tek kuralın bu olduğunu size öncesinden de söylemiştim zaten. Niteleme sıfatının herhangi bir türü yoktur. Tek bir sorusu vardır. Nasıl sorusu? Ve benim bu soruyu isimlere sorarak hareket ediyor olmam lazım. Şimdi burada herhangi bir sorun yaşamadık. Burada da aslında herhangi bir sorun yaşamadık. Ders boyunca sadece bazı ufak küçük detaylar bizde kafa karışıklığı yaratmıştı hatırlarsanız. Şimdi onların önüne geçme vakti geldi. Arkadaşlar belirtme sıfatları ile ilgili şunu söyleyeceğim. Bir niteleme sıfatıydı birinci sıfat türüm. İkinci sıfat türüm belirtme sıfatı kendi arasında dörde ayrılır arkadaşlar. İlk belirtme sıfatı türüm İşaret sıfatı ve işaret sıfatını bulmak için arkadaşlar isimlere sorulan hangi sorusuna dikkat ediyor olmam lazım. Şimdi hemen bir başlık atacağım işaret sıfatı diye yani örnek vermek adına. Buradan yola çıkarak sizinle dersimizi örneklerle işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar isimlere sorulan hangi sorusuna cevap verir dedik. Örneklerimizi bir yazalım. Mesela bu kitabı senin için aldım derken. Bu kitap. Arkadaşlar sorumuz neydi? Bakın burada yazıyor. Hangi kitap? Bu kitap. Tekrar yazıyorum.
Arkadaşım öteki otobüse binmiş. Hangi otobüs? Öteki otobüs. Tekrar yazıyorum. Soldaki ev. Hangi ev? Soldaki. Bakın bu arada buradaki kelimelerin hepsi isim. Tekrar hatırlatıyorum. Sıfatlar isimlerin önüne gelir arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Diyelim ki mesela o araba. Hangi araba? O araba. Tekrardan yazıyorum. Şuradaki çanta çok güzelmiş dedim. Hangi çanta? Şuradaki çanta. Yine bir örnek yazacağım. Bir iki apartman. Yani gerideki apartman. Hangi apartman? Gerideki apartman. İsimlere sorulan hangi sorusuna cevap veriyorsa arkadaşlar, bizim için bu bir işaret sıfatıdır ve hangi sorusuna cevap verir. Şimdi ikinci olarak bilmem gereken şey arkadaşlar benim sayı sıfatlarımdı. Sayı sıfatının biliyorsunuz ki kendisi arasında türleri vardı. Birinci sayı sıfatımız neydi arkadaşlar? Asıl sayı sıfatı. Asıl sayı sıfatı isimlere sorulan kaç sorusuna cevap verirdi? Hemen yani varlıkları tam sayı olarak belirten sıfatlardan bahsediyoruz burada. Mesela 15 sayfa, 22 yaş, 3 ev, 7 arkadaş. Ben buraya bir sürü örnek yazabilirim. Mesela diyelim ki 1000 atlı. Bir örnek vereceğim. Son örneğimi de vereyim. Diyeyim ki 100 kişi. Tam sayı olarak bildirmem benim için yeterli arkadaşlar. İsmim burada. Kaç sayfa? 15 sayfa. Kaç ev? 3 ev. Kaç atlı? 1000 atlı. Kaç kişi? 100 kişi. Kaç arkadaş? 7 arkadaş. Kaç yaş? 22 yaş. Asıl sayı sıfatımdır dedim. Şimdi zaten asıl sayı sıfatı adı üzerinde bana tam sayı verecek. İkinci olarak arkadaşlar sayı sıfatlarımdan bahsediyorum. Sıra sayı sıfatı. Hani bu ince ince eklerini alırdı ya. Sıra sayı sıfatının sorusu da arkadaşlar isimlere sorulan kaçıncı sorusudur. Devam edelim. Diyelim ki 6. hissim çok kuvvetlidir. Kaçıncı hissin kuvvetli? 6. Sınavda 1. öğrenci bendim dedim. Kaçıncı öğrenci? 1. öğrenci. Siz önümüzdeki dönem kaça geçiyorsunuz arkadaşlar? 7. sınıfa. Hemen yazalım. 7. sınıf. Kaçıncı sınıf? 7. sınıf. Hatırladıysak. Sıra sayı sıra bildiren kelimelere gelir. Asıl sayı sıfatı da zaten söylediğimiz gibi tam sayı olarak gelir dedik. Şimdi üçüncü tür olarak arkadaşlar üleştirme sayısı sıfatı dedik. Üleştirme demek hatırlarsanız er eki olandı. Şimdi üleştirme sayı sıfatının sorusu da arkadaşlar aldığı eke tabi olarak kaçar sorusuna cevap verir. Mesela üçer ekmek, beşer adım, ikişer öğrenci. Yine aynı şekilde diyelim ki 8'er kişi gelsin dedim mesela. Er ekinin alması benim için önemli. Sorumu soracağım tekrardan sağlama yapmak için. Kaçer ekmek aldım? 3'er ekmek. Kaçer adım yürüdük? 5'er adım. Kaçer öğrenci geldi? 2'şer öğrenci. Kaçer kişi yarışmaya başvurmuş? 8'er kişi başvurmuş. Ve kesir sayı sıfatım vardı hatırlarsanız. Kesir sayı sıfatım da arkadaşlar matematik dersinde görmüş olduğunuz bir kesir sayı sıfatıydı. Kesirleri zaten biliyorsunuz. Bu sıfat türünün sorusu da arkadaşlar bilenler şimdi hemen hatırlayacak. Kaçta kaç? Şimdi kesir bildirecek diyorum. 5'te 3 pay. Peki. Diyelim ki %2 komisyon. %2 komisyon. Diyelim ki sınavda %50 başarı yaptım. Değil mi? Kesirleri zaten biliyorsunuz. Kaçta kaç pay?
5'te 3 pay. Kaçta kaç komisyon? %2 komisyon. Kaçta kaç başarı? %50 başarı dedik. Bir de bunların haricinde arkadaşlar bütün yarım ve çeyrek sözcükleri de, mesela çeyrek ekmek, yarım altın, bütün ekmek dedim. Bu sözcükler de benim kesir sayı sıfatıma içerisine giren kelimelerdi. Sayı sıfatlarını dörde ayırdık dedik. Kesir sayı sıfatı, birleştirme sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı ve asıl sayı sıfatı. Şimdi birincisi belgisiz işaret sıfatlarıydı. İkincisi sayı sıfatıydı. Üçüncüsünü de arkadaşlar şimdi yazalım. Belgisiz sıfatlar diyeceğiz. Belgisiz sıfatlar da arkadaşlar belli belirsiz olarak isimlerin önüne gelen sıfatlardı. Ben belgisiz sıfat derken sayı tam olarak bildiremiyorum. Kişi sayısından da tam bahsedemiyorum. Tam olarak bir bilgi vermeyeceğim. Ben şimdi hemen birkaç örnek yazayım. Diyeyim ki birkaç kişi geldi. Yine her gün denize girer. Yine çoğu insan sizi tanıyor derken. Mesela kimi öğrenciler ders çalışmamış derken arkadaşlar. Başka film izleyelim derken başka film dedim. Veya dedim ki herhangi bir yemek. Evet, bu örnek güzel oldu. Şimdi tam olarak belirtmediğim için bakın isimin önüne gelmiş olması benim için yeterli arkadaşlar. Belgisizlik sıfatının herhangi bir sorusu yoktu hatırlarsanız. Sadece dikkat etmemiz gereken şey burada ismin önüne gelip tam olarak sayı bildirmeyen sözcükler veya işte bütünlük bildirmeyen kelimeler olması lazım. Son sıfat türümüz de arkadaşlar soru sıfatlarıydı. Biliyorsunuz ki soru sıfatlarını bulmak için örnek bir sorumuz yoktu. Çünkü soru sıfatları zaten isimleri soru yoluyla belirten, yani isimleri anlamcı tamamlayan sözcüklerdi. Bu sorular hangi sorulardı? Bir hatırlayalım hemen. Nasıl? Mesela nasıl araba? Hatırladık mı? Devam edelim. Hangi yol? İsimlere soru soruyorum. Şuradaki bu arada soru işaretimi örnek yazdığım için yazdım. Hangi yol dedik? Tekrar soru soralım. Diyelim ki ne kadar saat sürer mesela. Diyelim ki ne kalemi? Hani tükenmez kalemi, dolma kalemi, bunu soruyorum. Diyeceğim ki kaçıncı öğrenci? İsme sorulan bir soru bakın. Yine kaç kişi? Bunlar aynı zamanda biliyorsunuz arkadaşlar sayı sıfatları içerisinin soruları. Ama yine de ben bunu soru sıfatı içerisinde alabilirim. Evet, sıfatlarla ilgili bilmem gereken şey de arkadaşlar sıfatların kendi arasında niteleme ve belirtme sıfatı olarak ikiye ayrıldığı ve niteleme sıfatı ile ilgili sadece isimlere sorulan nasıl sorusunu bilmem gerektiği, belirtme sıfatlarında ise her bir sıfat türünün kendine ait bir özelliği olduğuydu. Şimdi bugünkü dersimizde sıfatları bir tekrar ettik. Defterimizde sıfatlarla ilgili notlarımız yazıyor. Sizlerden ricam ders notlarınızda bir göz gezdirin. Sıfatlar bizim için gerçekten 8. sınıfta temel oluşturabilecek konulardan bir tanesi. Bu süreçte örneklerimizle beraber testlerimizi de bitirebilirsek bizim için gerçekten faydalı bir adım atmış oluruz kendimiz için. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.